Merhabalar, 2025 YKS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Tekuzem rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben. Merhabalar, Yunus Emre hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Başka kimler var aramızda? Bomba gibiyiz, harika. Ben de bomba gibiyim gerçekten. Hem hafta sonu hem artık Ağustos'a girdik. Daha böyle bana bir enerji geldi Ağustos'la birlikte nedense. Yakup'cum hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum diyelim. Başka kimler var bakalım aramızda? 2025'e bomba gibi hazırız galiba. Ders çalışmaya istekli bir kitle var şu an karşımda. Bilal'cim hoş geldin. Yunus Emre diyor ki üflemde nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Benim de motivasyonumu arttırdınız gerçekten. Kimler nerelerden katılıyor? Kimler mezuna kaldı? Kimler ilk kez gireceğiz? Hadi kısaca tanışıp kaynaşalım o zaman. Meyancım hoş geldin. Miray hoş geldin. Meyan ne kadar güzel farklı bir ismin var. Anlamı nedir? Malatya. Miray mezuna kaldı. Yunus Emre mezuna kaldı. Meyan başladı çalışmalarına. Ya sanıyorum mezun tayfa. Seminerimizde zaten biraz daha mezunlara özeldi. Bu seminerden sonra inşallah başlayacağız. İnşallah Yunus Emre'cim. Yine mezuna kaldım. Yakup bu kaçıncı mezuniyetin? Şifa demek hocam. Çok güzel. Meyancım o zaman sen ilk kez gireceksin. Şu an 12. sınıfa yeni geçtin. Zeynep Şevval hoş geldin. Sen bizim kayıtlı öğrencimizsin galiba. İsmin hiç yabancı gelmiyor. İkinci kez. Bir şey olmaz Yakup. Geç olsun güç olmasın. Üçüncüye kalma ama. Bu yıl riske atma sürecine. Semacığım çok güzel. Harika. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz bu semineri neden yapıyoruz? Özellikle bu tarihte neden yapmayı kararlaştırdım? Biliyorsunuz dün 2024 YKS tercihlerinin son günüydü arkadaşlar. 2 Ağustos'a kadar süre vardı. Ve artık tercihler yapıldı. Allah'ın izniyle kazananlar kazanacak. Kazanamayanlar yeniden Bismillah deyip kaldıkları yerden süreçlerine başlayacaklar. O yüzden dedim ki benim mezuna kalan öğrencilerim olur. Ve bu psikolojiye kapılmasınlar. Yani mezuna kaldım, tercih yaptım ama gelmeyecek, olmayacak. O psikolojiyi çok iyi biliyorum çünkü arkadaşlar. Çok güzel bir duygu değil. Onu yaşamamanız için dedim 3 Ağustos'ta biz öğrencilerimizle bir araya gelelim. Sıfırdan yeni bir sayfa açalım. Ve bu sayfaya güzel şeyler yazalım istedim arkadaşlar. O yüzden bu seminerin anlam ve önemi çok fazla. Lütfen siz de aynı önemi gösterin. Yani yeni bir döneme başlıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu seminerde neler öğreneceğiz? Verimli çalışmayı ve ders çalışma motivasyonunuzu tekrar arttırmanız gerekiyor. Özellikle mezuna kalan öğrencilerime söylüyorum. Arttırıcı 5 teknik var arkadaşlar. Bu 5 teknikten teker teker bahsedeceğim. Anlaştık mı? Siz de uygulayacaksınız. Biliyoruz ki arkadaşlar mezuna kalmak zaten psikolojik olarak sizi yıprattı. Evet, okey, haklısınız ama yıpranık bir şekilde kalmak hiç bizim tarzımız değil, bize göre değil. Geleceğe dair bir yol ayrımındasınız. YKS sadece üniversite kapısını açmak değil arkadaşlar. Açılan kapıdan adımınızı attığınızda konfor alanınızdan çıkmak ve sosyal çevrenizin değişmesi de demek. O yüzden çok önemli. Yani seçtiğin üniversite bölüm, hani bazı öğrenciler görüyorum, duyuyorum sosyal medyada da hocam aman gideyim de neresi olursa olsun. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Unutmayın ki biz seçilmeyi seçeriz. Seçen taraf biz olacağız. Yani sizler olacaksınız. Yeni hayatınıza özgüvenli bir giriş yapmak da iyi bir sınav sonucuyla başlar. Gelin bakalım hep birlikte önce verimli çalışmayı öğrenelim. Sonra da sınava kadar yani önümüzdeki bu yaklaşık 11 aylık süreçte motivasyonumuzu hangi yöntemlerle yüksek tutacağımızı öğrenelim arkadaşlar. Eğer herkes hazırsa, herkes çayını, kahvesini, soğuk suyunu aldıysa arkadaşlar seminerimiz başlıyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız yeni bilgileri öğrenmeye?
Aha, çok teşekkür ediyorum Yunus Emre'cim. Sen de onlara çok selam söyle. Yani çok zor olmaz. Hocam mezun senesi çok zor olur mu? Evde çok daralıyorum. Ben eğer verimli çalışırsam zor olmaz. Ama tek başına çalışmamanı öneririm. Şimdi arkadaşlarım öncelikle verimli ders çalıştığınızı düşünüyor musunuz? Hatta bu mezuna kaldığınız süreçte de yani mezuna kalmadan önce yaptığınız çalışmada sizce verimli miydi? Ya da verimli ders çalışmak nedir? Kimler bununla alakalı neler düşünüyor? Hadi bakalım herkesten fikrini alacağım. Sizce arkadaşlar verimli ders çalışmak nedir? Ve siz verimli ders çalıştığınızı düşünüyor musunuz? Bakalım kimler nasıl yanıtlar vermiş. Meyhan diyor ki evet hocam düşünüyorum. Meyhancığım senin ilk senen olacak. Belki sınavı çok yakından tanımıyorsun. Bunun da etkisi olabilir. Özgüvenin var. Bu çok güzel bir şey. Umarım hiçbir zaman da kaybetmezsin. Doğru çalışmadım daha doğrusu. Sema evet çok verimsiz çalıştım diye mezuna kaldım. Hayır hocam verimsizmiş ki mezuna kaldım. Aynen öyle Yunus Emre'cim. Ama verimliye çevirmek bizim elimizde. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bir konuyu anlamanız için günlerce hiç oturup da sadece o konuya çalıştığınız oldu mu? Herhangi bir konu olabilir, herhangi bir ders olabilir ama günlerce emek verip de anlamaya çalıştığınız oldu mu? Ve olduysa bu hangi konuydu? Hangi konuydu Semacığım? Yakup'cum asla verimli çalışmayı süreyle kıyaslama. Sakın bu hataya düşme. Çok çalışmak verimli çalışmak demek değildir. Hangi konuya kimler günlerce çalıştı anlamak için? Herkesten yanıt bekliyorum. Yunus sen desene hocam bütün konulara diye. Bütün konulara de. Aynen. Hemen hemen bütün konular. Tamam. Peki arkadaşlarım, bir dersin konularını ünite ünite baştan sona çalışarak mı ilerliyorsunuz yoksa bazı kısımları bölüyor musunuz? Yani şunu demek istiyorum. Şimdi matematiğe başlıyorsun ya, direkt birinci üniteden Bismillah deyip mi başlıyorsun yoksa belirli bir level'dan mı başlıyorsun? Ya da belirli bir level'dan başladığında bu genelde hangi level oluyor? Baştan sona Allah ne verdiyse hocam diyorsunuz değil mi? Peki arkadaşlar böyle yapınca yetişiyor mu? Tecrübeyle sabit olanlar yanıt versin özellikle. Yetişir mi arkadaşlar? Düşünün ki TYT, AYT baştan sona bütün dersleri ünite 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 çalıştın. Ama hepsini baştan sona çalıştın. Bir yıl yeter mi sizce? Sadece TYT'yi düşünün kaç tane ders var? Yetişmez arkadaşlar. Buna da değineceğiz. Bu soruları neden sorduğumu birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Peki arkadaşlar hangi konuda hiç soru kaçırmıyorsunuz? Hocam öyle bir konu var ki o konudan bana kaç tane soru sorarsanız sorun havada yakalarım. Asla soru kaçırmam dediğiniz konu hangi konu? Meyancım çok güzel. Sen bayağı bilinçli bir öğrencisin. Öyle bir konu yok. Hepsinden soru kaçırıyoruz değil mi? Artık kendimize güvenimiz de kalmadı. Şimdi geliyorum ben size bu üç soruyu neden sordum arkadaşlar? Amacım farkındalık yaratmaktı. Öncelikle Yakup'cum bunu en çok sana söylüyorum. Çünkü az önceki mesajını gördüm. Hocam bu yıl 10 saatten az çalışmayacağım. Hayır bak saat olarak verimliliğini ölçemezsin Yakup. Yani sen geçen yıl 5 saat çalıştığın için başarısız oldun değil. Sen geçen yıl verimsiz çalıştığın için başarısız oldun. Sen az çalıştığın için değil. Sen doğru çalışmadığın için başarısız oldun. O yüzden lütfen öncelikle bunun farkındalığını yaşayalım öğrencilerim. Şimdi öncelikle arkadaşlar çalışmalarınızdan verim alabilmeniz için olmazsa olmaz bazı kurallar var. Hatta eğer ki not defteriniz ve kaleminiz yanınızdaysa bence bunları başlık olarak not alın. Çünkü kesinlikle işinize yarayacak bilgiler vereceğim arkadaşlar. Madde madde sıralayacağım, sonra da bu maddeleri açacağım. Anlaştık mı? Herkes kalemini kağıdını hazırladı mı? Başlıyorum kural birden. Kural bir arkadaşlar. Öğrenme yapınıza uygun çalışmak zorundasınız. Şimdi bana soruyorsunuz içinizden hocam
Tamam çalışalım da nedir bu öğrenme yapısı? Ya da ben kendi öğrenme yapımı bilmiyorum. Bunu nasıl tespit edebilirim? Arkadaşlar öğrenme yapısı tıpkı parmak izimiz gibi nasıl milyarlarca insan bu dünyada yaşıyor ve her birinin parmak izi nasıl farklıysa herkesin bilişsel süreci öğrenme yapısı da farklıdır. İkiz kardeşiniz de dahi abiniz, ablanızla çok yakın arkadaşınızla yıllarca aynı eğitimi almış olan sıra arkadaşlarınız da bile arkadaşlar öğrenme yapınız aynı değil. O yüzden kural bir, öğrenme yapımı keşfedeceğim. Akabinde öğrenme yapıma uygun çalışacağım. Öğrenme yapısının temelinde arkadaşlar kişinin kendini tanıması ve özellikleriyle uyumlu bir programla ilerlemesi yatar. Yine burada da çok çalışmak asla değil, gaye çok çalışmak değil. Hiçbir zaman çok çalışmak olmadı. Hiçbir zaman çok çalışan öğrenci sadece çok çalıştığı için hedefine ulaşamaz arkadaşlar. Önemli olan verimli çalışmaktır. Ve her öğrencinin de öğrenme yapısı farklı olduğu için, her öğrenci farklı şekilde öğrendiği için verimli çalışmanız için de kendi öğrenme yapınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela arkadaşlar şu an herkes ekrana baksın. Ekranda ben bir tablo yansıttım. Bu tabloda bazı özellikler var ve karşısında o özelliklere dair sahip olunan değerler var. Sizce bu öğrenci nasıl öğreniyor ya da bu öğrencinin olumlu tarafları, iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken tarafları nereler? Herkes sadece 10 saniye bu tabloya baksın ve lütfen yorumlasın. Herkesten yorumunu bekliyorum. Bakalım kimler doğru bakış açısıyla bakabilecekler. Mesela öğrenci de ne diyor? Stres seviyesi yüksek. Kimlerin stres seviyesi yüksek olur arkadaşlar? Düşünün ki sınava hazırlanan bir öğrenci. Neden streslenir? Ya da siz geçen yıl neden streslenmiştiniz? Programlı çalışmadığınız için, yaptığınız çalışmaya güvenmediğiniz için, kendinizi yetersiz hissettiğiniz için, mezuna kalma korkusu, toplum baskısı, kazanamayacağım kaygısı, ben çalışıyorum ama acaba boşuna mı çalışıyorum duygusu, bunlar değil miydi arkadaşlarım sizi strese sokan? Tamam, bunların temelinde ne yatıyor? Özgüven. Sınav sürecinde uyguladığım programa demek ki güvenmedin ki streslendin. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. 2024 yılında ve önceki yıllarda TEKÜZEM'e kayıtlı olan hiçbir öğrenci streslenmedi. Neden hocam, nasıl streslenmedi? Büyü mü yaptınız diye sorabilirsiniz. Hemen yanıtını vereyim. Arkadaşlar streslenmedi çünkü her şey planlıydı. Şimdi sen Ankara'dan yola çıkıyorsun, Bodrum'a tatile gideceksin. Bütün uçak biletin, saatin, bavulun, gözlüğün, bikinin, güneş kremin, orada kalacağın otel, öğünlerinde neler yiyeceğin, her şey planlı olsa sen giderken ay ne yapacağım, nasıl gideceğim, nasıl yetişeceğim, ya uçağı kaçırırsam, ya orada tehlikeli olursa, ya orada kötü insanlarla karşılaşırsam, ya orada derim kavlanırsa diye kaygılanır mısın? Her şey planlı. Kaygılanmazsın. Peki kaygılanan kişiler neden kaygılanıyor arkadaşlar? Hazırlığı yok. Nasıl gideceğini bilmiyor. Kendine bir hedef belirlemiş. Diyor ki hocam ben tıp istiyorum. Okey. İste, çok güzel bir isteğin var. Peki tıp fakültesi için ne yapıyorsun? Farklı olarak ne yapıyorsun? Değil mi arkadaşlar? O yüzden kendinizi tanımanız, öğrenme yapınıza uygun çalışmanız bu yüzden önemli. Bunun için dedim TEKÜZEM'e kayıtlı her öğrencinin yol haritası elinde. Bütün içerikleri de içinde olduğu için öğrenciler sadece uyum sağladılar ve dönemin sonunda tercihlerimizi de yaptık. İnşallah Allah'ın izniyle birçok öğrencime yaptığımız tercihlerin ilk 3 ya da 5 sıralamasından birine yerleşeceklerine adım kadar eminim. Çünkü her yıl biz bunu yaşıyoruz zaten. Ya %85-90 oranında arkadaşlar ciddi başarılarımız var. Ve TEKÜZEM'e kayıt olduğunda öğrenci ilk görev birinci kuralı yerine getirmek oluyor. Yani öğrencinin öğrenme yapısını tespit ediyoruz arkadaşlar. Bunun için de sadece TEKÜZEM'de uygulanan, başka hiçbir eğitim kurumunda ne örgünde ne online'da uygulanmayan, patenti bize ait olan özel eğitim analizlerimiz var. Öğrencilerimizi bu analizlerimize alıyoruz. Eğer siz de kayıt olursanız zaten bu analizlere girmiş olacaksınız. Şimdi geliyorum. İkinci kuralıma hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor ikinci kural. Arkadaşlar seviyenize uygun çalışmanız gerekiyor. Az önce ne dedim?
TYT'de kaç yüz tane konu var? AYT'de kaç yüz tane konu var ki AYT'de de bölünüyorsunuz. İçinizde sayısalcılar var, sözelciler var, eşit ağırlıkçılar var ve bunların birden fazla dersleri var. Derslerin içerisinde üniteler var. Ünitelerin içerisinde alt konular var. O yüzden sizin her derste sıfırdan başlamaya ihtiyacınız yok. Belki bu yıl sen coğrafyayı Yunus Emre fulledin. Şimdi 25'te mezuna kaldım diye coğrafyayı fullemeni göz ardı edip yeniden gidip birinci üniteden mi başlayacaksın? Ya da başlarsan bu ne kadar mantıklı olur arkadaşlar? Mantık. Zaten yarıladığın bir yolda neden mezuna kaldım diye geri dönüyorsun? Zaten diyelim ki Ankara'dan yola çıktın, Eskişehir'desin. Sırf Bodrum'a varamadın diye yeniden Ankara'ya dönüp mü başlıyorsun yoksa kaldığın yerden mi başlıyorsun? Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden sorumlu olduğunuz bütün derslerde ve konularda seviyenizi bilmek zorundasınız. Çok açık söylüyorum, kazanmanın ikinci altın sırrı bu. Seviyesini bilmeden çalışan hiçbir öğrenci verim alamaz. Ya geriden başlar ya ileriden başlar. Seviyesiyle senkron olamadığı için istediği netleri yapamaz ve boşa vakit kaybeder. Her dersteki seviyeniz farklı arkadaşlar ve bizim Tekuzem'in eğitim modelinde garanti öğrenme modeli yaklaşımı var. Biz öğrencilerimizin yine kayıtlarını alır almaz eğitim analizlerinden hemen sonra öğrencilerimizi seviye belirleme sınavlarına ders ders konu konu alıyoruz. Ve oradaki seviyeleri de beşe ayrılıyor arkadaşlar. Ya temel seviyede oluyor öğrenci, ya başlangıçta, ya ortada, ya ileride, ya da üst seviyede. Yani diğer kurumlar gibi arkadaşlar sen iyisin. Ama biz sıfırdan başlıyoruz. Kayıt olursan üst sayılardan, temel kavramlardan başlayacaksın demiyoruz. Ya da sen tarihte çok iyisin. Normalde 20. yüzyıl tarihine kadar geldin ama hayır sen yeni kayıt oldun. Biz döneme yeni başlıyoruz. Kusura bakma İslamiyet öncesine bizimle bir ay gelip çalışacaksın demiyoruz arkadaşlar. Eğer böyle dersek herkesin aynı seviyede olduğu anlamına geliyor ve şu bir gerçek, kimse birbiriyle aynı seviyede değil. Ve biz diğer kurumlar gibi arkadaşlar ya iyisin ya kötüsün demiyoruz. Diyoruz ki 5 farklı seviyeden birine sahipsin. Hangi seviyede olduğunu gel birlikte ölçelim. Çıkan sonucuna göre yapay zeka seni kaldığın yerden hedefine ulaştırsın. Anlaştık mı? İkinci maddemiz anlaşıldı mı? Şimdi geliyorum kıymetli öğrencilerim üçüncü kuralıma. Kural üçte arkadaşlar. Artık kendi öğrenme yapını tespit ettin. Derslerdeki seviyelerini tespit ettin. Kural üçte sadece sana özel bir ders çalışma programına ihtiyacın var. Arkadaşlar çok iyi biliyorum. YouTube'da çok aratıyorsunuz. Nasıl Türkiye birincisi oldum? Nasıl tıp fakültesini kazandım? Nasıl ODTÜ'ye yerleştim? Nasıl bilgisayar mühendisi oldum? Gibi 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 binlerce video var. Ve merak ediyorsunuz. Hatta yorum yazıyorsunuz. Nasıl yaptın bunu? Bir gününü bize vlog çek diyorsunuz. Kaç soru çözdün? Hangi kaynağı aldın? Hangi dershaneye gittin? Nerede yaşadın? Kaç saat uyudun? Ne yedin? Ne içtin? Ne giydin? Zannediyoruz ki sır burada. Sır zannediyoruz ki rutinde. Ama biz hiç şunu düşünmüyoruz. Bu öğrencinin kendi rutini onun için hazırlanmış. O yüzden verim alıyor. Aynı rutini al, kopyala, yapıştır. Sen bir yıl boyunca uygula. Asla aynı sonucu elde edemezsin. Bunu biliyorsun değil mi? Programınız arkadaşlar size özel olmalı, bireysel olmalı. Aksi takdirde yaptığınız random, gelişi güzel bir çalışmadan bir başkası birincilikle sonuç aldığı için siz de aynı sonucu alamazsınız. O yüzden başkasına ait bir program sınavda felakete yol açabilir. Lütfen böyle bir alışkanlığınız varsa bu alışkanlığı acil bir şekilde bırakın arkadaşlar. Öğrenme yapınıza, derslerdeki seviyenize, günlük sorumluluklarınıza, çalışmaya ayırabileceğiniz süreye göre ve sınava kalan zamana göre sadece ve sadece size özel, kendinize özel bir ders çalışma programına ihtiyacınız var. Bunu yine biz arkadaşlar tek özemde kayıtlı olan öğrencilerimizden eğitim analizi sonuçları ve seviye belirleme sınavından elde ettiğimiz sonuçlara bakarak öğrenci günde kaç saat çalışabilecekse,
Hangi derslerde temel seviyede ise, hangi derslerde orta, hangi derslerde ileri seviyede ise yapay zeka kalan gün sayısı için ona özel bir program hazırlıyor. Ve diyor ki senin hedefine olan uzaklığın 200 puan. Önünde 300 gün var. 300 günde bu 200 puanı arttırman için günde şu kadar saat şu konulara çalışacaksın diyor. Ve çat karşına ders çalışma programını getiriyor. Senin ise öğrenci olarak tek sorumluluğun sana özel hazırlanan günlük ders çalışma programına uyum sağlamak oluyor. Yani sorumluluğun çok büyük bir kısmını üzerinizden alıyoruz ve bölüşüyoruz arkadaşlar. Eğer burası da anlaşıldıysa geliyorum dördüncü maddeme. Hocam benim en büyük problemim şu, gerçekten istikrar sağlayamıyorum ve odaklanmakta çok güçlük çekiyorum. Tek uzam gerçekten bu sorunlarımın üstesinden gelmemi sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Senin gibi istikrar, özdisiplinsizlik, dikkat dağınıklığı, çalışma isteksizliği, motivasyon kaybı yaşama, hedef oluşturmada sorun yaşayan binlerce öğrencimiz oldu bu yıla kadar. Ve biz hepsine yol haritası çıkardık. Hepsine yönlendirme, rehberlik desteği sağladık. Şu an hepsi oturmuşlar çatır çatır her gün çalışmalarını yapıyorlar. Bu konuda bize sonuna kadar güvenebilirsin. Geliyorum arkadaşlar dördüncü ve en önemli maddeme. Arkadaşlar ÖSYM sizden %100 başarı beklemez. Hiçbir sınavda bakın ne KPSS'de, ne YKS'de, ne gelecekte gireceğiniz ALES'tir, DGS'dir, LGS'dir hiç önemli değil. ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınavda %100 başarı hedefi yoktur. Bütün soruları doğru yapmanızı beklemez ki YKS ciddi bir kitlenin yoğun talep gösterdiği bir sınav, ciddi bir eleme sınavı ve bu yüzden de inanılmaz stratejik bir sınav. O yüzden sınava kalan zamana göre arkadaşlar bir ay geç başlasam bile ona göre programın yapılması gerekiyor. Bir ay erken başladığında ona göre. İkinci dönem başlarsan ona göre bir programla çalışmalısın. En erken kayıt döneminde en ilk başlayanlardan biri sensen ona göre bir programa ihtiyacın var. Yani bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz de kayıt olduğu günden önümüzdeki yılın sınav tarihine kadar kaç gün süre varsa o kadar güne bölüyor eksikleri ve o kadar günlük bir sorumluluk ataması yapıyor. Yani sen 3 ay kala da bize kayıt olabilirsin. 3 ayda yapabileceğin en verimli çalışmayı sana yaptırırız. Çok erken de kayıt olabilirsin. Ne kadar erken kayıt olursan o kadar daha geniş, daha pekiştire pekiştire, daha stresten ve kaygıdan uzak bir çalışma yaparsın. Şimdi geliyorum arkadaşlar. En önemli olan bir diğer maddeme. Dördüncü maddem de anlaşıldıysa sırada beşinci maddem var. Arkadaşlar sadece seviyenizi bilmeniz, öğrenme yapınızı bilmeniz, programla çalışmanız, sınavı tanımanız, strateji geliştirmeniz yetmez. Sizin önümüzdeki bu 10-11 aylık süreçte kesinlikle bir geri bildirim almaya ihtiyacınız var. Yani sizin performansınızın hep tap noktada olması gerekiyor. Tap noktada olması için de iyi gittiğinizin duyulmasına, iyi gittiğinizin hissedilmesine ihtiyacınız var. O yüzden performans dönem boyunca kesinlikle takip edilmeli. Çalışmalarınızın verimini kesinlikle ölçün. Bir konu mu çalışıyorsun? O konuyu bitirdiğinde o konuya dair sorular çözmelisin. Yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Şimdi sadece arkadaşlar aranızda dershaneye gidenler vardı geçen yıl. Belki bu yıl kayıtlı olanlar yine var. Dershaneye gitti. Öğretmen 10 saat boyunca problemleri sana anlattı. Şimdi sen sadece o derse girip çıkmış olmakla öğretmenin gözüne böyle bakıp bir şeyler yazıp çizmekle gerçekten öğrendiğini düşünüyor musun? Bu mantıklı mı? Eğer öyle olsa arkadaşlar herkes sadece derse girer ve çıkar öğrenir. Hayır. Sizin bireyselde de gerekirse tekrar yapmanız, gerekirse ön hazırlık yapmanız, gerekirse özel denemelere girmeniz, gerekirse anlayamadığınız noktayı tekrar tekrar açıp anlayana kadar izlemeniz gerekiyor. Gerekirse o an orada o konuyu öğrenseniz bile sınav tarihine kadar o konuyu sen 10 kere unutacaksın. Düşün, Eylül ayında ben seni çalıştırdım yeryüzü şekillerine. Sınav Haziran ayında. Bu yani Eylül ayında öğrendiğin yeryüzü şekillerini Haziran ayına kadar gerçekten aynı sıcaklıkta zihnin tutabilecek mi? O konuyu öğrensen bile tekrar etmen gerekiyor. Öğrenemediysen
Yeniden çalışman gerekiyor ve bunları düşünün ki arkadaşlar, TYT'nin, AYT'nin bütün konuları için tek tek ayrı ayrı yapmanız gerekiyor ki bunu bir öğrencinin tek başına yapması kesinlikle mümkün değil arkadaşlar. Bu kadar iddialı söylüyorum ki, dediğim gibi ben bir öğretmenim, yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Sizin gibi binlerce öğrencim oldu ve birçoğunu da hedefine ulaştırdım. Kurum olarak da birçoğuna hedefine ulaştırdık. Ve bizim hedefine ulaşan öğrencilerimizde en dikkat çeken özellikleri şuydu: gerçekten geri bildirimi açıklardı. Yani ciddi anlamda programlı, disiplinli, istikrarlı çalıştılar ve başarıya ulaştılar ki bizim de yine bu yıl 25 dönemi için kayıt olan öğrencilerimizde haftalık olarak arkadaşlar performans karnesi, haftalık rapor gönderiyoruz mail adreslerine öğrencilerimizin. O hafta ne kadarlık sorumluluğunu yerine getirdi, o hafta ne kadar ilerledi, o hafta ne kadar eksik çalışma yaptı, o hafta kaç tane konuya çalıştı, kaçını öğrendi, kaçını tekrar etti, kaçında başarılı sonuç elde etti ya da kaç çalışmayı eksik bıraktı. Hepsi bu raporda yazıyor olacak ve yapay zeka yeni haftanın ders çalışma programını bu haftadaki öğrencinin performansına göre oluşturacak. Yani bizim size hazırladığımız program tamamen dinamik, tamamen size göre şekillenen bir program olacak arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? Bu beş maddeyi anladık mı arkadaşlar? Bu beş maddeyle alakalı bana sormak istediğiniz sorularınız var mı? Varsa sorun bakın. Anlaşılmayan hiçbir yer kalsın istemiyorum kıymetli öğrencilerim. Eğer bu beş madde anlaşıldıysa, şimdi geliyorum bir diğer kısma. Yani arkadaşlar, ders çalışmak evet bu kadar önemli. Program, performans, takip bu kadar önemli ama verimli çalışmanın olmazsa olmazlarından bir diğeri de arkadaşlar motivasyon, kendinize olan inancınız. Hadi bakalım beyin fırtınası yapalım. Size şu anda kendinize ne iyi hissettirir arkadaşlar? Ne olsa gerçekten mutlu olursunuz, yüzünüz güler, gerçekten enerjiniz artar. Şu an size kendinize ne iyi hissettirir? Semacığım, sorunu sorabilirsin. Herkesten yanıt bekliyorum. Şu an size kendinizi ne iyi hissettirir arkadaşlar? Yunus Emre şey diyormuşum, parayla mutluluk olmaz. Ama bunu demeyeceğim çünkü parayla kısmi olarak mutluluk olabilir. En azından hedeflerimize ulaşmamız için para bir araç. Semacığım, hedefin ne senin? Neden kararsızsın? İstediğim üniversite ya da şehirde olmak. Nurcan, istediğin şehir ya da üniversite neresi? Bölüm neresi? Ama Yunus Emre, özel üniversitede gerçekten kaliteli eğitim hizmeti alabilecek misin? Tabii ki, yani bütün özel üniversiteleri tenzih ediyorum bu noktada. Hepsi kalitesiz hizmet veriyor demiyorum ama senin de çaban gerekli bence. Bölüm tıp, şehir İstanbul. Çok güzel. Cerrahpaşa'ya git Nurcan. Madem hedefin tıp, en yükseğini hedefle. Yakışır bence sana. Hocam, size kayıt olmam, ben gerçekten mutlu olabilirim. Yakup'cum, bence mutluluk tekeste saklı. Eğer mutlu olmak için arkadaşlar size kendinizi iyi hissettirecek şey bölümünüz, mesleğiniz, şehir, paraysa, bunların hepsi bir noktada da gireceğiniz sınavla bağlantılı. Yani az önce de söyledim ya seminerin başında, şu an attığınız adım, tercihiniz, seçtiğiniz üniversite, seçtiğiniz bölüm, yaptığınız net, girdiğiniz sıralama çok önemli. Belki de sen 10 yıl sonra ülkenin milyonerlerinden biri olacaksın. Neden olmasın arkadaşlar? Hedefiniz hep çok yüksek olsun. Aramızda ne kadar polislik isteyen var? Hey maşallah. Yunus Emre'ciğim, Mustafa'ya da çok selamlar bu arada. Yok, bize nazar değmez, merak etme. Bizim öğrencilerimizin hepsinin enerjisi çok iyi. O zaman geliyorum arkadaşlar.
Motivasyon çok önemli. Bu soruyu ben özellikle sordum. Sizi motive eden şey ne? Birçoğunuz somut, bazılarınız soyut, yani daha geleceğe dair fikirlerinden ve ideallerinden bahsetti. Motivasyon artırıcı 5 teknik var arkadaşlar. Hedefiniz olmalı, ilham kaynağınız olmalı. Kesinlikle arkadaşlarım, zorlukları aşmayı bilmelisiniz. Sizin hedefinize sizden önce daha önce ulaşan kişilerin başarı öykülerinden ilham almanız gerekiyor ve buna uygun günlük rutinlerinizin olması gerekiyor. Şimdi geliyorum. Hedef çok önemli. Bu arada birçoğunuzun hedefini öğrendim ama hedefini yazmayan öğrencilerim varsa onlar da yazsınlar. Bakalım onlar hangi bölümleri istiyorlar. Bekliyorum herkesin yazmasını. Polislik diyen var. Yunus Emre, senin hedefini bilmiyorum ben. Hangi bölümü hedefliyorsun? Ama Yunus Emre'cim, ben ne dedim? Biz seçilmeyi seçeriz demedim mi? Şimdi puanıma göre dedin. Yine öfke katsayım arttı bak. Sen seçeceksin. Üniversite seni seçmeyecek. Puanını da sen seçeceksin. Çok güzel. Gönül ister tıp, ama olmazsa mühendislik falan da yazabilirim. Eğer gönlün tıp istiyorsa senin hedefin tıp. Okan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları. Geleceğin mesleklerinden biri gerçekten gastronomi. Müthiş eğlenceli, zor ama yani bir sanat olarak görüyorum. Benim babam da şef bu arada, ondan da biliyorum. Kazançları da çok iyi. Yoğun bir çalışma ortamları var ama çok eğlenceli. Eğer yeteneğin varsa direkt Sözel'den tam gaz devam et. Hemşirelik de güzel Semacığım. Yazılım çok güzel Yunus Emre. Eğer ki varsa bir ilgin, yani böyle oturup saatlerce kod yazmayı seviyor isen ve çok sosyal bir öğrenci değilsen kesinlikle öneririm. Kazançları da çok iyi, bak sen para kazanmayı istiyorsun. Yunus Emre, neden olmasın? Biz şu an Türkiye'nin en iyi yazılımcılarıyla çalışıyoruz. Eğer sen de gelecekte, ki sana çok güveniyorum, kendini kanıtlamış bir yazılımcı olursan bizim yapay zekamızda yerin hazır diyelim. İnşallah diyelim. Şimdi arkadaşlarım, hedefler çok önemli. Önce kendinize hedef belirlemeniz gerekiyor. Ve hedef belirlerken de spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çok ütopik, çok devasa, asla ulaşamayacağın, asla gerçek dışı olan bir hedef senin zaten motivasyonunu arttırmaz. Çünkü içinde bir yerlerde sen biliyorsun ki bu gerçek değil ve ben buna erişemem. Ama gerçek ve yakın bir hedef belirlediğinde zihnin de buna inandığı için harekete kolaylıkla geçer. Örneğin bu sınava hangi hedefinize ulaşmak için giriyorsunuz arkadaşlar? Şimdi aranızda avukat olmak isteyen var, yazılımcı, doktor, hemşire, polis. Neden? Yani hedeflerimize neden ulaşmak istiyoruz? Ya da ulaştıktan sonraki motivasyon kaynağımız ne olacak? Sadece para kazanmak demeyin, kızarım bak bu sefer. Çünkü hiçbir insan 30 yıl aynı mesleği sadece para için yapmaz arkadaşlar. Para farklı yollarla da kazanılır. Yani sadece polis olmana, hemşire olmana gerek yok. Eğer hedefin sadece paraysa başka şeyler de yapabilirdin. Demek ki sizi bu mesleklere iten ve içinizde sizi güdüleyen farklı bir şeyler var. Belki topluma faydalı olmak, belki suçluları yakalamak, belki insanların sağlığını desteklemek, belki birilerinin canlarını kurtarmak, belki dua almak, belki psikolog olup birilerinin travmalarını çözmek, belki aile dizimi yapmak. Neden olmasın arkadaşlar? Daha soyut bakın, daha geniş bakın. Çünkü somut olarak ben şuna ulaşmak istiyorsam, buna ulaştığım an motivasyonum çat bitti. Neden? Motivasyonum ona ulaşana kadardı. Ama ben buna ulaştım. Bunu güzel günlerde kullanmayı istiyorum. Bununla çayda içmek istiyorum. Kahvede içmek istiyorum. Bununla arkadaşıma ikramda da bulunmak istiyorum dersen, bak bunun bir süresi yok. Farkında mısın ne kadar açık uçlu? Yani ben bununla mutlu olmak istiyorum. Buna sahip olmak istemiyorum sadece. Aksiyon, macera, adrenalin. O zaman Yakup'cum, polislik tam senlik gerçekten. Ve hedefler arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Kısa vadeli hedefler ve uzun vadeli hedefler. Kısa vadeli hedefleri de kendinize belirleyin. Bu size anlık, günlük, saatlik, haftalık, aylık harekete geçirir. Ve bunları yaptıkça uzun vadeli hedeflerinize daha rahat ulaşırsınız arkadaşlar. Uzun vadeli hedefler genellikle çok daha büyük olur.
önemli amaçlardır. Bu hedeflere ulaşmak biraz daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Ama o zaman ve çabayı verirken kısa vadede hedeflere ulaşıp da o serotonini salgılayacağız. Zaten oradan gelen bir mutluluk tatmin var ya. O bize yeter. Onları aldıkça da uzun vadeli hedeflerimize koşa koşa gideceğiz arkadaşlar. Yürüye yürüye bile değil. Geliyorum ikinci maddeme. Arkadaşlar kendinize ilham kaynağı olarak gördüğünüz kişiler var mı çevrenizde? Hocam ben falanca kişiyi çok takdir ediyorum. Onun çalışması gibi bir çalışma yapmak istiyorum. Ya da şu kişinin kariyer planı çok ilgimi çekiyor. Aynı planı ben de yapmak istiyorum. Ya da gelecekte onun yerinde olmak istiyorum dediğiniz kişiler var mı? Sizin ilham kaynaklarınız neler arkadaşlar? Bakalım kimler nerelerle ilgileniyor? Kimler bana yazarlardan, kimler bana şairlerden bahsedecek? Hiç düşünmemiştim hocam. O zaman Yunus Emre sana ödev veriyorum. Düşün. Çevrende mutlaka örnek aldığın kişiler, beğendiğin çalışma stilini, duruşunu, karakterini, yaşama şeklini, yaklaşımını beğendiğin kişiler vardır. Babam çok güzel. Babalarımız birçoğumuzun rol modeli, harika. Arkadaşlar ilham kaynakları, motivasyonunuzu yeniden canlandırmak, sürdürmek ve kendinize yön belirlemek için çok önemli araçlardır. O yüzden mutlaka ilham verici hikayeler okuyun. İlham verici filmler izleyin, kitaplar okuyun arkadaşlar. Mesela Aziz Sancar'ın Adım Adım Nobel Ödülüne Yürüyüşü, Beethoven'ın sağırlığına rağmen unutulmaz birçok esere imza atması, Rowling'in zorluklarla dolu yaşamına ve birçok yayın evinden reddedilmesine rağmen tüm zamanların en çok satan kitaplarından biri olan Harry Potter'ı kaleme almasını düşünün arkadaşlar. Eğer vazgeçseydi ne olurdu? Harry Potter gibi bir efsaneyi hiç tanımamış, ne okumuş olurduk, ne izlemiş olurduk. Düşünsenize. Kesinlikle. Aa, hem de nasıl ağlıyordur. Hüngür hüngür. Ve arkadaşlar mesela Özgürlük Yazarları, Ölü Ozanlar Derneği, Coach Carter filmlerini de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve mutlaka bu sınav hazırlık sürecinde size kesinlikle önerimdir. Kitap okuma alışkanlığınız varsa geliştirin. Yoksa lütfen edinin arkadaşlar. Çünkü yapılan bilimsel bir araştırmaya göre kitap okumak stresi %68 oranında azaltıyor. Sınava hazırlanırken günde en az 20 dakika bile olsa kitap okumaktan asla ve asla vazgeçmiyoruz. Söz mü? Hadi bu seminerin en büyük kazanımı herkesin kitap okumaya başlaması olsun mu? Kimler söz veriyor bana? 20 sayfayı var ya Yunus Emre sen 10 dakikada okursun. Arkadaşlar kitap okudukça gerçekten vizyonunuzun geliştiğini, okuma anlama becerinizin arttığını, sınavda artık birçok soruyu ikinci kez, üçüncü kez dönmediğinizi, artık arkadaşlarınızla konuşurken farklı kelimeler kullandığınızı, daha fazla konuşmanızla diksiyonunuzda ilgi çektiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bana güvenin. Herkes 20 dakika en az kitapla okumaya başlıyor. Daha da arttırabilirsiniz. Zevk alacağınıza da zaten adım kadar eminim. Ve geliyorum arkadaşlarım üçüncü motivasyon kaynağıma. Arkadaşlar hepimizin hayatında zorluklar var değil mi? Bu yaşımıza kadar da oldu. Ve size şunu net bir şekilde söylüyorum. Bu yaşınızdan sonraki yaşamınızda da zorluklar olacak. O hedeflediğin tıp fakültesine yerleşsen de zorluklar olacak. Mezun olduktan sonra TUS'a girsen de olacak. TUS'u kazansan da olacak. İstediğin hastaneye atansan da olacak. İstediğin okula atansan da olacak. İstediğin kişiyle ilişki yaşasan da olacak. Olacak. Zorluklar hayatın her alanında olacak ve olmak zorunda arkadaşlar. Ama zorluklarla mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleden kastım onlarla savaş. İşte savunma mekanizmanı geliştir. Asla zorluk çıkaramaz kimse sana. Herkese muhalefet ol. Bütün olayları kesinlikle kat katı karşısına dur demiyorum. Her zorluğun bir aşılma yöntemi vardır. Ve sınava hazırlanırken de bak şu an senin yaşadığın en büyük zorluk ne? Mezuna kaldım. Müthiş bir zorluk. Müthiş bir psikoloji bozukluğu. Müthiş bir toplum baskısına hoş geldin. Peki bunları yaşıyorum diye vaz mı geçeceğim? Asla. Sınava hazırlanırken pek çok zorlukla karşılaştınız.
karşılaşmaya da devam edeceksiniz. Unutmayın arkadaşlar, başarısızlık ve hata yapma öğrenme sürecinin parçasıdır. Eğer başarısızlık hissediyorsan, eğer hata yapıyorsan öğrenme yolundasın, doğru yoldasın demektir. Ve bir zorlukla karşılaştığında önce bu zorluğu yaratan problem ne? Bunu tanımla. Sonra o probleme dair alternatif ne yapabilirim, nasıl çözebilirim? Çözüm yöntemleri üret. Sonra bu yöntemler arasında kendine en doğru, en mantıklı geleni seç. Kararını sen ver. Bir başkası vermeyecek. Sen vereceksin. Doğru ya da yanlış fark etmez. Ve verdiğin kararın arkasında duracaksın, uygulayacaksın. Kararın sonucundaki süreci objektif bir şekilde değerlendireceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bundan sonra yaşamımızda karşılaştığımız zorlukları bu şekilde aşıyoruz. Şimdi geliyorum dördüncü ve benim en çok sevdiğim, en çok ilham aldığım başarı öykülerine. Ki ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar, önümde YKS gibi bir sınav mı var? Başarılı mı olmak istiyorum? Daha önce bu sınava girmiş, aynı süreçleri yaşamış, aynı zorlukları yaşamış olan kişilerin nasıl başarıya ulaştıklarını çok merak ederim. Ve ben kendim de sınava hazırlanırken arkadaşlar, eğitim fakültesini kazanırken hep öğretmenlerin hikayelerini, hep o üniversiteyi kazanan, benim gitmek istediğim üniversiteden mezun olan kişilerin neler yaptıklarını ya da benimle aynı psikolojileri yaşadılar mı, yaşamadılar mı, bunları inanılmaz derecede merak ederdim ve hep onları takip ederdim. Yani bir şey kapayım, yani o benzer bir noktada o kesişim kümesinde buluşayım da o beni ayağa kaldırsın derdim. Ama bu öykülerin gerçek olması çok önemli arkadaşlar. Yani YouTube'daki gibi altı şişirilmiş, aman 2000 tane soru çözdüm günde, aman günde 20 saat çalıştım. Bunlar gerçek değil. Asla da inanmayın. Size ilham olacak öyküler gerçek başarı öyküleri. Bunları okuyun ya da videolarını izleyin. Başkalarının başarı hikayeleri, kişilerde bu psikolojik bir gerçek. Ben de yapabilirim inancını güçlendirir ve motivasyonunuzu artırır arkadaşlar. Şimdi geliyorum bizim iki başarı öykümüze. İki farklı öğrencimi ele aldım arkadaşlar. Bu iki öğrencim tek ÜBM kayıtlı bizi tercih etmiş ve istediği sonuca ulaşmış iki öğrencim. Şimdi size bu iki öğrencimin çok kısaca başarı öykülerinden bahsedeceğim. Karşınızda Mustafa arkadaşlar. Bu öykünün ismi gerçekten bir matematik zaferi ki yaşadığı zorlukları birazdan göreceksiniz zaten. 8. sınıftan lise son sınıfa kadar Örgün Dershaneye gitti Mustafa. Matematikle arası çok kötüydü. 3-4 sorudan başka hiçbir soruyu çözemiyordu. Sınavda da aynısı oldu ve Mustafa mezuna kaldı. İstediği bölümü kazanabilmek için ne pahasına olursa olsun matematiği halletmek zorundaydı. Sonra yolu tek özümle bizimle kesişti, azmetti, sisteme birebir uydu. Sınavda matematiği neredeyse fulledi. Şimdi o bir avukat adayı arkadaşlar. Hukuk fakültesinde okuyor. Şimdi geliyorum ikinci başarı öyküme. Karşınızda Berfin Seda, baskılardan kurtulma. Bu öykümüzün ismi. Hedefi tıp fakültesiydi. Çünkü annesi, babası ve abisi de doktordu. Ondan da aynı performansı bekliyorlardı. En pahalı örgün dershanelere gitti. Özel dersler aldı. Tıpı kazanabilmek için tamı tamına 3 yıl mezuna kaldı. Bir türlü istediği puanı alamıyordu. Sonra yolu tek uzamla yani bizimle kesişti. Ardından bambaşka bir olay oldu. Artık Berfin Seda kendisiyle yüzleşti. O aslında doktor olmak istemiyordu. Ailesine kendini bu şekilde kabul ettirebileceğine inandığı için tıpı hedeflemişti. Tüm baskıları bir kenara bıraktı ve hayallerinin peşinden gitti. Birkaç yıl sonra bir matematik öğretmeni olarak gençlere kendi hayallerinin peşinden gitmesini güdüleyecek arkadaşlar. Berfin Seda'da Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandı. Tabii ki var Sema. Bizim öğrencilerimizin çoğu zaten başlangıçta müthiş düşük netlerle başlıyorlar. Yani çok inanılmaz devasa başarılı öğrenciler değiller zaten, bu yüzden bize ihtiyaç duyuyorlar. Arkadaşlar bakın, sözüm meclisten dışarı, sizi tenzih ediyorum ama zaten çok başarılı ya da işte bir fen lisesi
İşte giriyor denemeye 500'de 400 puan alıyor, 450 puan alıyor. Genelde bu tarz öğrenciler bir sistemleri vardır ve çok sistemin dışına çıkmaya sıcak bakmazlar. Ama yığılmada kalan öğrenci dershaneyi araştırır, bizi araştırır, X'i araştırır, Y'yi araştırır. Zaten bizim kayıtlı olan öğrencilerimizin çoğu temel seviyede, birinci seviyede. Hep biz onları seviye belirleme sınavını alıyoruz ve çok iyi biliyorum sonuçlarını. Hiç başarılı değiller arkadaşlar ama yolun sonunda o birinci seviyeden beşinci seviyeye çıkmak var ya, müthiş bir haz arkadaşlar. Eğer seviyeniz gerçekten hedefinizin çok çok altındaysa kesinlikle tek uzemi tercih etmelisiniz. Evet, şimdi geliyorum kıymetli öğrencilerim. Son ve artık beşinci rutinime, beşinci maddeme, beşinci motivasyon kaynağıma. Arkadaşlar kendinizi motive etmek için ve bu motivasyonun sürekliliğini sağlayabilmek için kendinize günlük rutinler oluşturun. Bu günlük rutinler hedefinize ulaşmak için adım adım size ilerlemeyi, sabretmeyi ve hedefi bütünden parçalara bölmeyi, bu şekilde ilerleyerek de motivasyonunuzu sürdürmenizi sağlar. Birinci rutinimiz arkadaşlar sağlık rutini. Kesinlikle sınava hazırlanıyorum diye abur cubur abanayım. Fast food çok yiyeyim, hiç uyumayayım. Gözlerimin altı böyle halka halka olsun, cildim bozulsun, saçım dökülsün. Değmez arkadaşlar, gerçekten değmez. Ve bunu yaptığınız için de kimse size madalya takmayacak. Ya da demeyecek ki Yunus Emre sen var ya sen sağlığını bile bozdun. Gel biz seni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleştirelim demeyecekler. Belki de böyle yapıp kaybedeceksiniz. Elde var, sıfır olacak. O yüzden kesinlikle öncelik kendiniz ve sağlığınız. Unutmayın arkadaşlar, akıllı bir zihin akıllı, sağlıklı bir bedende bulunur. Bunu asla unutmayın. İki, çalışma rutini. Günlük çalışma saatlerinizi siz belirleyin. 10 saat, 5 saat, 8 saat değil, 2 saat bile çalışırsan her gün o 2 saati çalış. Rutin bak, rutinin ismi ne? Sürekli devam eden alışkanlık, sürekli devam eden eylem. Bir gün çalışıp 5 gün çalışmamak bu bir rutin olmaz. Anlaştık mı? Üçüncüsü, aktif dinlenme rutini. Mutlaka sınav hazırlık sürecinde kitap okumaya dahil zaten bana söz verdiniz arkadaşlar. Vallahi elim yakanızda olur yani. Sözünüzü tutacaksınız ona göre. Aktif dinlenme rutininizi, hobi, kitap okumak, herhangi bir spor dalıyla ilgilenmek, herhangi bir ders dışında bir kursa gitmek hiç önemli değil. Mutlaka bir hobiniz, bir ders çalışmanın dışında farklı bir alışkanlığınız olacak. Zihninizi sınav dışı konulara da yönlendirdiğinizde zihin kendine bir ara veriyor. O aradan sonra derse döndüğünde daha çok odaklanıyor. Ama hep ders, hep ders, hep ders, hep ders zihin bir kaçış noktası arıyor. Direkt ilk bulduğu boşluktan vın. Bitti. Bütün bir yıl bitti, öyle düşün. Ve arkadaşlar tabii ki de sevgi rutini. Arkadaşlar sevmek bu dünyadaki en güzel şey. Bakın sevilmek demiyorum, sevmek. Çünkü sevmeyi insan kendi bedeninde, kendi ruhunda hissediyor. Evet sevilmek de çok güzel. Mutlaka sevilin, siz de sevin. Ama daha çok sevin ve sevdiğiniz insanlarla mutlaka bir araya gelin. Onlarla dokunsal temasa geçin. Özellikle anneniz, babanız, kardeşiniz, çok yakın arkadaşlarınız. Ya mutlaka böyle rutinleriniz olsun. Haftada bir gün kız günü yapın, erkek arkadaş günü yapın, PlayStation günü yapın. Hiç önemli değil ama mutlaka bir şeyler yapın arkadaşlar. Gerçekten dünyayı sevmek kurtaracak, sevgi kurtaracak ki şunu da bir dipnot olarak, bir eğitimci olarak kamu spotumu da vereyim. Şu an eğer dünyada kötü şeyler yaşanıyorsa arkadaşlar hepsinin temelinde üzülerek söylüyorum sevgisizlik yatıyor. Sevginin daha lider olduğu bir dünyada zaten kötülük de olmaz, suç da olmaz, karamsarlık da olmaz. Her şey sevmekle başlıyor dediğim gibi. Anlaştık mı? Nurcancığım yapabilirsin zaten bunun için buradasın ya sıfırdan başlayıp hedefine ulaşmak için. O yüzden arkadaşlar bugünden itibaren hedefinize yürüyorsunuz. İlham alıyorsunuz, başarmışlara kulak veriyorsunuz, rutinler oluşturuyorsunuz ve kesinlikle zorlukları aşıyorsunuz arkadaşlar. Ve bütün bunları yaparken biz tek uzem olarak sizin yanınızda olmaktan gerçekten mutluluk duyarız ki sizin gibi binlerce öğrencimize 10 yılda gerçekten umut kaynağı Amin. olduk, ışık olduk, hedeflerine onları ulaştırdık.
Çok isterim ki kazanan öğrencilerimizden birileri de sizler olun. Ve kayıt olmanızı da kesinlikle öneririm arkadaşlar. Çünkü kayıt olmanız dahilinde hem verimli çalışmanın 5 yöntemini hem motivasyon sağlayıcı 5 yöntemi biz zaten size sağlayacağız arkadaşlar. Asla yalnız olmayacaksınız. Asla sizi kendi halinize bırakmayacağız. O kadar kaliteli bir sistemle, o kadar kaliteli bir eğitim kadrosuyla çalışacaksınız ki hem daha az yorulacaksınız, hem istikrarlı çalışacaksınız ve en önemlisi de dönemin sonunda istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Eğer bu seminerden sonra ben artık tek uzamlı olmak istiyorum hocam. Bu anlattıklarınızı ben mümkün değil tek başıma yapamam. Bu anlattıklarınızı benim kayıt olduğum dershane asla yapamaz. Bu anlattıklarınızı X kurum, Y kurum, Z kurum asla yapamaz. Ki tırnak içerisinde söylüyorum zaten yapamazlar arkadaşlar. Çünkü bu sistemin sahibi biziz. Bu saydığımız özellikleri Türkiye'de yapan tek eğitim kurumu adı üzerinde TEKUZEM. Eğer kayıt olmak isterseniz arkadaşlar şu an bu seminere özel tamına %35'lik bir indirim kazandınız. Normalde TYT, AYT paketimiz bir yıl boyunca her şey dahil canlı dersler, video dersler, ders 35. notları, deneme sınavları, yıl sonu 35 dedi. kampları hepsi dahil arkadaşlar ve dönem sonuna kadar faydalanacaksınız. Girmemek için Son zor olarak tutuyor. yapay zeka sistemi de dahil olacak ve eğer kayıt olursanız 15 bin lira yerine sadece 10 bin TL'den bütün bir yıllık süreci birlikte ilerletebiliriz arkadaşlar. İnşallah arasında sayısalcı yoktur. Şu an kimin sesi açık? Biri mikrofonunu mu açtı? Evet. İnşallah arasında sayısalcı yoktur dedi. Var sayısalcı. Evet, sayısalcı var arkadaşlar. Sayısalcı da var, sözelci de var, eşit ağırlıkçı da var. Hemen sayfamıza da girelim. Sistem yöneticimden rica etsem, geçen gün beceremedim çünkü. Linkimizi evet paylaştı hocamız arkadaşlar. 15 bin lira yerine 10 bin liradan kayıt olup tek uzamlı hedefinize ulaşmak istiyorsanız ilettiğim linke tıklamanız yeterli arkadaşlar. Ve sayfamızda örnek derslerimiz, içeriklerimiz ve yapay zeka ile birlikte hazırlanıp dereceyle istediği bölümlere yerleşen öğrencilerimizin söyleşileri, röportajları da var. Sizin bana sorularınız, yapay zeka ile tek uzamla alakalı merak ettiğiniz noktalar var mı? Hemen kayıt olacaksın. Mesaj atan öğrencilerimi, özellikle YKS öğrenci koçlarımı aratacağım. Programla alakalı sorularınız varsa onlara sorun. Ailenizle görüştürmek istiyorsanız görüştürün arkadaşlar. Ekstra farklı bilgiler edinmek istiyorsanız sorabilirsiniz. Bu alanda YKS alanında uzman koçlar sizi arayacak. Ve bence bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. İstediğiniz kurumla, istediğiniz dershaneyle görüşün. Hiçbir kurum size özel bir program ve takip desteği sağlamıyor. Patenti bizde. Anlaştık mı? Tabii ki Semacığım. Ama ailenle görüşmemiz için ve bu %35'lik indirimi bak 15 bin nerede 10 bin nerede arkadaşlar 5 bin liralık bir indirimden bahsediyorum. Bu indirimden sadece bu linke tıklayanlar faydalanabilecek. Bugün 7'ye kadar yani bu bir saatlik süre içinde dönüş yapan bütün öğrencilerimi özellikle YKS öğrenci koçlarımı aratacağım. Bütün sorularınızı yanıtlayacaklar. Ailenizle de görüşecekler. Ona göre kararınızı verip hemen kaydınızı alacağız. Ve canlı dersler Ekim ayında başlıyor. Ekim ayına kadar 2024'ün videolarıyla birlikte hemen başlayacaksınız. Semacığım tek uzam, tek uzaktan eğitim merkezi. Biz yaklaşık 10 yıl önce ilk açıldığımızda bizden başka Türkiye'de çok böyle hatırı sayılır bir uzaktan eğitim kurumu yoktu. Tektik ve hala tekiz arkadaşlar. İlkiz ve tekiz. O yüzden ismimiz TEKUZEM. Hayır, doping değil, TEKUZEM. Tek uzaktan eğitim merkezi. Son kez linkimi atıyorum arkadaşlar. Linke tıklamayanlar site üzerindeki tutardan kayıt olabilir. Şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Aman hocam 5 bin liralık indirimim vardı. Aman kaybettim. Aman süreyi kaçırdım. Kabul etmiyorum.
Zaten erken kayıt sürecindeyiz ve bu seminerde gerçekten karşılıklı bir duygu ve bilgi alışverişimiz olduğu için size özel 5.000 lirayı sileceğim. %35'lik bir indirim yapıyorum. 10.000 liradan yardımcı olacağım. Anlaştık mı? Kimler kayıt olacak peki? Kimler kayıt olmayı düşünüyor? Yunus Emre kayıt olacak. Başka? Ailenizle görüşeceğiz. Seminerden sonra ilk Yunus Emre'yi aratacağım ben. Seminere katılan her öğrencime de ulaşım sağlayacağım bu arada. Öğrenci koçlarım tarafından aratacağım. Semacığım sen de tıkla ailenle görüştür. Diğer öğrencilerim de Yakup bak sen uzun süredir birçok seminere katılıyorsun. Bence artık kayıt olma zamanın geldi diye düşünüyorum. Bunları sadece bilmen yetmez artık uygulama zamanı geldi arkadaşlar. Meyancığım çok teşekkür ediyorum. Eminim senin de enerjin en az benim kadar yüksektir. Kalplerimi gönderiyorum sana. O zaman arkadaşlarım bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben hemen öğrenci koçlarımı bilgilendireceğim. Diyeceğim ki seminerden gelen öğrencilerime 5.000 TL indirim uyguluyorsunuz. Aileleri yanlarındaysa aileleriyle görüşüyorsunuz. Öğrencilerimi üzmüyorsunuz. Hemen kayıtlarını alıyorsunuz. Hemen başlatıyoruz. Yakup'cum maddiyatını bak şey yap ayarla gecikme geciktikçe fiyat artıyor. Niye ayıptır niye ayıp olsun söylemesi. Ülkemizin durumu belli ama bu durumdan kurtulmak bizim elimizde eğitim her şeydir arkadaşlar. Aynen öyle aylar geçtikçe ücret artıyor. O halde kıymetli YKS öğrencilerim canlarım kendinize çok iyi bakın. Hepinizi tanıdığım için ayrı ayrı çok çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. İnşallah hepiniz tek düzenli olursunuz. İnşallah bu yıl birlikte hedeflerimize ulaşırız. İnşallah tercihlerinizi de birlikte yaparız arkadaşlar. Sözüm söz. Normalde ben tercih sürecinde diğer öğrencilerime destek olmuyorum. Farklı uzmanlarım var, onlar yardımcı oluyorlar. Ama şu an bu seminerden sonra kayıt olan öğrencilerimin tercihlerine birlikte yapma sözü veriyorum. Son kez linkimi de gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sadece TYT 4.000 Yakup. TYT artı AYT 10.000. Görüşürüz.